Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalın sevilen serilerinden birisi olan en iyi orta sahalar ucuz orta pahalı şeklinde oyuncular göstereceğiz. Arkadaşlar bu videoda ana hedefimiz aslında bölge olarak baktığımızda orta saha ve defansif orta saha olarak bakacağız. Yani ofansif orta sahalar ve kanatlara bu videoda girmeyeceğiz. Zaten forvet videomuzda en son kanatlardan da biraz örnekler vermiştik. Bu videoda hem kendim deneyimleyip hem başkalarının takımında gördüğüm oyunun başından beri dikkatimi çeken oyunculara yer verdim. Tabii ki hani yeni kart türleri de var. Ucuzdan başlayacağız arkadaşlar. Her oyuncuda neden almalısınız? Sizin hangi özelliğinizi hitap edebilecek bir oyuncu olabilir? Bunları kısaca anlatacağım. Çok faydalı bir seri. İşinize yarıyorsa lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi hemen ilk baştan başlayalım arkadaşlar. Ucuzdan başlıyoruz. Matheus'u örnek verdim. LC kartını ucuzda olduğu için Matheus genelde oyunun başından beri aslında çok fazla kişi tarafından bilinmese de oynayanlar tarafından da vazgeçilmesi zor bir oyuncu. Şut gücü olarak gerçekten yüksek bir oyuncu. Özellikle LC kartında bile 114 şut gücüne ulaşabiliyor. Matheus eğer takımınıza uyuyorsa arkadaşlar Bayern, Inter gibi kuruyorsanız ya da işte Almanya renginiz varsa tercih edebilirsiniz. Özellikle Matheus'un diğer şeylerde tekrar bu kartını örnek verdiğim için örnek vermedim ama ikon kartını falan da tercih etmeniz baya memnun kalmanıza sebep olacaktır. Zaten şu özelliklere, vasıflara bakın. Uzaktan şut gücü olarak da yani şut olarak da gerçekten iyi bir oyuncu. Ve burada ucuzda ben LC kartına yer verdim. Fiyatı 597 milyon ama dediğim gibi artık her zaman dediğim gibi artık kadro kurmak kolay arkadaşlar. Hiç oynamadım neredeyse ben kaç gündür. Görüyorsunuz 24 milyar var sadece yılbaşı etkinliği falan arena falan hani. Arena da yapmadım ben yani siz yaparsanız çok kolay. Tek seferde bu oyunculardan 3 tane bile alabilirsiniz. Bir de Şampiyonlar Ligi kartına yer verdim ucuz serimizde. FA kartını aktif olarak kullanıyorum fakat açıkçası çok memnun değilim arkadaşlar FA kartından. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi kartı 1 milyar yüze çok tercih edilmesi gereken bir kart bence. 3 seviyesi falan oynanabilir. Özellikle Inter, Bayern, Barcelona, Juventus renkleri olan bir oyuncu. Oyunun iki yönde oynar. Defansif orta saha olarak da, MEO olarak da Vidal'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu fiyatlar da bence onun için gayet ucuz. Nedved. Arkadaşlar Nedved bana göre aslında bir tık daha MEO oynayabilecek bir oyuncu. Çünkü oyunun geçişini, top sürmesini, topu ileriye taşıma olayını çok iyi yapıyor. Yani demeyin ki bu forvet oyuncusu, bu açık oyuncusu. Hayır, bence MO onun asıl yeri ya da ofansif orta saha olabilir arkadaşlar. Şimdi LC kartına yer verdik çünkü ucuz kısmındayız yine. Nedret'in LC kartında arkadaşlar yine orta saha olarak oynatabilirsiniz. Eğer orta sahanızda biraz top sürmeyi, şut çekmeyi seviyorsanız gerçekten Nedved kullanmanızı öneririm. Bu fiyatta 1 milyar gerçekten bence alınabilecek bir fiyat. Yine oyunun en fazla tercih edilen orta sahalarından biri olan Petit'in LC kartına yer verdim arkadaşlar. Her ne kadar artık düşük kalsa da bunu 5'e kadar basabilirsiniz. Yeni başlamış kadroları için unutmayın ucuzdayız hala. 200 milyon gerçekten bedava. Bunun artık 5'ini falan kendiniz alıp basabilirsiniz arkadaşlar. Bu kartta oyunun daha çok defansif yönünü yapan ama şutta da size hani o nasıl şut dedirtmeyecek bir kart açıkçası. Arkadaşlar Petit'e ucuzda yer vermek istedim. Evet Juliet oyunda bir kesimin çok sevdiği bir kesimin de hiç sevmediği bir kart. CFA kartına yer verdik arkadaşlar ucuzda. 710 milyon değeri var gördüğünüz gibi. 101 rating. Bunu hani 4'e falan basmanız hiç zorlamayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 4'e falan bastığınızda da herhalde 7-8 falan oynayacak takımınızda. Fizikli, top kesebilen, şut atan, kafa vuruşu yapan bir oyuncu Gullit. Biraz dönüşleri size ağır geliyor olabilir bu oyundan dolayı. Ama Gullit benim de beğendiğim bir oyuncu yer vermek istedim arkadaşlar. Chelsea, Milan gibi takımlar kuruyorsanız ona da takımınızda yer verebilirsiniz. Ucuz serimizin bir diğer kartı ve ucuzun son kartı Essien. Essien'in CFA kartı arkadaşlar 375 milyona bedava yine. Bunu artık hani 8'e kadar falan götürürsünüz. Yani siz 5'e basarsanız böyle oynar anlamında 8. Son gayret özelliği var. İyi bir top kesicidir. Şut gücü 120.
Gerçekten bu reyting için çok yüksek arkadaşlar. Diğer kartların da zaten çok daha yüksek. LC'sini de tercih edebilirsiniz. Biraz daha hani fiyatına göre karar vermenizi karar vermenizi öneririm. Son gayret çok önemli arkadaşlar. Dayanıklılığı sonlarda düşen oyuncularda yedek almasanız bile son dakikaları daha iyi oynayan oyunculardır bu vasıfa sahip olan oyuncular. Dolayısıyla isyanı da öneririm arkadaşlar. Gelelim ortaya geçelim artık yavaştan. Arkadaşlar dikkatimi çeken bir oyuncu Seedorf'un BTB kartı fiyatı çok düşmüş. 10 milyarlardan geldi buraya. 3.910 bence çok iyi. Hatta 3.200'lere kadar düşmüş. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar Seedorf yine güçlü vasfı olan şurada gördüğünüz gibi top kesmesi iyi olan defansif ve ofansif yönü iyi oynayan bir oyuncu. Uzaktan şut çekebilirsiniz. Çok gözünüz kapalı şekilde yani çok iyi şutları vardır. Güçlü, fizikli. Yine bu fiyatlara bence kesin tercih edebileceğiniz oyunculardan birisi sizi mahcup etmez. Kariyerinde de Milan, Inter, Real Madrid var. Daha ne olsun? Bence bu fiyata gayet iyi. Park Ji-sung farklı bir oyuncu koymak istedim. Park Ji-sung her ne kadar bu arada hangi kartını demişiz? İkon kartı 4950'ye. Her ne kadar arkadaşlar oyunun defansif yönünde hani iyi değil gibi bilinse de 106 defans özelliği rating şeylerini tamamladığında 114'e kadar çıkıyor. 120 hızlanması ve pozisyon bilgisiyle öne çıkan bir oyuncu. İyi top dağıtıcıdır. Son gayret özelliği var. 5'e 5 ayağı var. Plase vurur arkadaşlar. Ha, çok iyi bir uzaktan şut çeken oyuncu değildir ama iyi top dağıtır dediğim gibi. Park Ji-sung da bu fiyatlara, orta fiyatlara tercih edilebilir. Aynı zamanda farklı takım rengi kuranlar için Park Ji-sung'a yer vermek istedim. Manchester United rengi var. Seedorf'u söyledik. Gerrard. Gerrard yine oyunun en iyi şutörlerinden birisi. İkon kartına yer verdim orta serisinde olduğu için. FA kartları ben önermiyorum. Kendi kullandığım bir deli de önermiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 123 şut gücüne ulaşan bir oyuncu. Yine son gayret. Orta sahalarda bu çok değerli. 120 şut gücü ve 120 şutsa ulaşan birisi. Yine aynı zamanda defansı çok güçlü değil gibi gözükse de yine defansta da aslında katkı veren bir oyuncudur Seedorf. İki tarafı oynatırsınız. Hem ileri hem geride etki verir. İyi şutlar çeker. Gol katkısı yapar arkadaşlar. Gerrard'ı da tercih edebilirsiniz. Petit'ten biraz önce bahsettim. Orta kartında da Petit'in UPS'ine yer vermek istedim. Çok iyi bir top kesici yine. Şutları da fena değil. Petit orta sahada ilk tercih edilebilecek kartlardan birisi. Tabi bunun bir sebebi de Barcelona, Arsenal, Chelsea renklerinin olması. Oyunda en fazla tercih edilen Barcelona, Chelsea gibi takım renkleri var. Evet, Carlos arkadaşlar. Bence Carlos bu oyunda sol bekte heba edilmemeli. VHD falan değilse. Carlos'un ortada LC kartına yer verdim arkadaşlar. 3 milyar bir değeri var. 2.700'den satanı var şu anda. Bunu yani 7'ye hatta 5'e bastığınızı düşünsek. Yani şuraya bastığınızı düşünsek. Şöyle oynayacak arkadaşlar. 126 şut gücüne ulaşan gerçekten kalıplı özelliği olan. Çok iyi top kesen, son gayret özelliği olan, tek zayıf yönünün sağ ayağının 2 olması ama zaten sol ayağına kitap yazılır. Carlos'u bilmeyen yoktur. Frikik kullanırsınız, şut çekersiniz, top kesersiniz, top sürersiniz, uzaktan vurursunuz. Carlos orta sahada bu fiyatlara tercih edilebilir. Ortada ona da yer verdim. Nikon kartı arkadaşlar yine Chelsea Barcelona rengi olan bir kart. Gördüğünüz gibi Chelsea Barcelona yine oyunda en fazla tercih edilenlerden biri ve yine şutları çok iyi, çok etkili bir oyuncu ama burada Deco'da şunu ayrıyeten son kartımız vardı ortada. Pahalılara geçeceğiz. Deco'da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Deco'nun yanındaki oyuncunun biraz defansif özelliklerinin iyi olması gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Deco çünkü daha çok ofansa katkı veren bir oyuncu. Bilginiz olsun. Evet, pahalılara geçelim. Zaten bunlar daha çok anlatılacak bir şey yok. BTB Lampard arkadaşlar. Ofansif orta sahada oynatabilirsiniz. Bunu yani net olarak söylüyorum. Zaten reytingi daha yüksek. Şu hızına hiç bakmayın. Akıyor gidiyor ve 126 şut gücüne 127 uzaktan şuta ulaşan oyuncu. Her yerden vurabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun belki ilk üçüne alırım ya. Ya hatta ilk üçünü alırım ya şut olarak Lampard'ı. Çok yüksek bir uzaktan şut şeyi var. Vasıfları hiç fena değil. Diğer özellikleri de iyi arkadaşlar. Lampard'ı ya MO ya da MOO olarak oynatabilirsiniz eğer takım renginize uyuyorsa.
Pogba zaten bende oynuyor biliyorsunuz. BTB'sine yer verdim pahalı da. Arkadaşlar Pogba 5'e 5 ayak ve yine her yerden vurabileceğiniz bir oyuncu. Hızı kalıbı çok iyi arkadaşlar. 1.91 boyuyla size top keser. Aynı zamanda atakta da fazlaca katkı verir. BTB Nedved gerçekten bu da oyunun yine ilk üçüne koyacağım şut gücü olarak yani şut animasyonu olarak en iyi oyunculardan birisi. MO oynatırsın, MO oynatırsın yine. Vasıflarında son gayret var. Dayanıklılığı 130'a kadar çıkıyor arkadaşlar. Yine Nedved'de orta sahada hiç şu 103'e bakmayın. Orta sahada size çok yardımcı olacak. Yani çok beğeneceğiniz oyunculardan bir diğeri. Evet, yeni kart türüne yer vermek istedim bu sefer. Şöyle Essien'in Elen kartını mı yazmışız? Evet, Elen kartı arkadaşlar. Essien'in Elen kartına baktığımda gayet hoşuma gitmişti. Ama buradaki tek şeyim benim için fiyat önemli değilseniz bunu almanızı diyorsanız bunu almanızı öneririm. Çünkü hani sanki Pogba falan biraz daha iyi duruyor bundan. Onu söyleyeyim. Bu biraz daha tabii ki defansif özellikleri kuvvetli. Şut gücü de 121 ile size katkı verecek bir oyuncu. Takım renginize uyuyorsa Essien'i de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. De Bruyne koymuşuz. Bu aslında MO olarak tercih edilir arkadaşlar ama BTB De Bruyne de gerçekten iyi bir kart. Buna da yer vermek istedim. Yine hani kefil olduğum alabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Chelsea City renginiz varsa 5'e 5 ayakta BTB De Bruyne'u tercih edebilirsiniz ve Beckham. Arkadaşlar diyeceksin ki Beckham'ın ne işi var? İşte orta saha MDO videosunda. Öyle değil arkadaşlar. Beckham alacaksan MO oynatmaya hazır ol. Yani net söylüyorum. Evet çok iyi plase çeker gelip şimdi şey diyebilirsin. MO oynatıyorum işte plase vuruyor falan. Arkadaşlar MOO oynatacağınız bir oyuncunun 3 vasfı olmaması gerekiyor. Yani 3 yıldızlı becerisinin olmaması gerekiyor bir kere. Daha becerikli bir oyuncu olması gerekiyor. Evet çok iyi bir şutör Beckham. Bütün kartlarını MO için öneriyorum ama ileride değil arkadaşlar. MO koy top dağıtsın. Havadan ara pas atsın. İşte yerden ara pas atsın. Şutlar çeksin. Gol katkısı versin. Hepsine okey ama dediğim gibi şey değil. Bu arada 35 milyara 47 milyara kartları var arkadaşlar. Bunları tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bence MO değil. MO videosuna bunu da koymak istedim arkadaşlar. Benim tavsiyelerim bu kadar. Siz de sormak istediğiniz oyuncular varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım hepinizin işinize yaramıştır. Like atmayı lütfen unutmayın. Serinin devamı için. Ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.